Elimizde böyle bir iş var. Bunun benim daha önce eski bir aynadan kullanmadığım bir ayna var. Onun ayaklarını tırnak açtım. Bu şekilde buradan bağlayıp daha kolay işliyorum. Bakın. Malzemenin dışı düzgün değil. Onun için önce şuradan bağlayıp şuraya bir bağlama yüzeyi oluşturacağım. Daha sonra boynu tamamen punta delireceğim. Dış çapını işleyip kanallarını açacağım. İşlemi tamamlayacağız. Devrim 250'de falan, ilerleme C6'da. Tutma yüzeyimiz, tutma yerimiz az olduğu için dikkatli işiyoruz, az talaş veriyoruz. Yoksa fırlatır. Devri de ona göre biraz düşük veriyoruz. Oluşturduğumuz yüzeyden tutup boyunu tamamlayacağız. Bir de punta deliği deleceğiz. 10 gündür bayram iznindeydik. Zor geliyor 10 gün yatıp da işe gelmesi ama yapacak bir şey yok. Malzeme eğri geldiği için testere kesimi biraz büyük istiyor. Boyda biraz fazla talaş oluyor onun için. Dediğim gibi tutma yüzeyi az olduğu için talaş da az veriyor. Fırlama riski var. Boyu bir kere ayarlıyoruz. Diğer parçalarda boy ayarlamamıza gerek yok. Sıfırlıyoruz. Çünkü tırnak var orada. Arkası dayanıyor açtığım tırnaklara. İlk parçada boyu ayarladıktan sonrası artık standart. Sıfıra getirip sileceğiz. Punta deliğimizi de delelim. Punta deliğini burada büyük delebiliriz. Çünkü içi delinecek daha sonra. Onun için büyük bir punta deliği delebiliriz. Şöyle bir hava çeliği biledim. Bakalım çok talaş almak için. Sanmıyorum keseceğini ama deneyeceğiz. Thank you.
Ama taraf arda geldiği için zırlama yapıyor, yavaş yavaş gidiyor. Elmas'ta 5-5 verene kadar böyle daha mantıklı gibi geldi.
Tezgahı olsa böyle zırlamaz. Öyle tahmin ediyorum. Devri yüklenince biraz daha iyi oldu gibi sanki. Uygun devri bulduk sonunda. Harika. Bu devirde devam ederiz artık. Kaba Savaş kalemimiz. Bir o var, bir de bir yerinden var. Bir tane düğün olandan var. İki tane.
bak yok. Burada bak. Yan bak. Bu şekilde çok kolay verebiliyorum gördüğünüz gibi. VSS ile işlem yapılabiliyormuş demek ki. Bununla yapmaya kalksak bu kadar kalaş alamazdık. Bundan da kabasını alacağız. Elmas'ta da kabasını alalım. Buradan sıfırlayalım. İlerlememizi değiştirelim. Talaşı elle çekmiyoruz. Talaş çekeceğe kullanıyoruz. Dış çap işlemi tamam. O kadar talaşı iki seferde aldık. Şimdi deliğimizi delelim. Şimdi içini işleyeceğiz.
Şimdi kanalımızı açalım. Şimdi dış çapını işleyelim. Bir işin daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek ümidiyle esen kalın. Allah nasip ederse görüşürüz.